Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum Devleti'ni ortadan kaldırmasından ve Orta Anadolu'da Karamanoğulları üzerinde hakimiyet tesis etmesinden sonra doğuda en güçlü rakibi, o sıralarda İran ve Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmına sahip olan Diyarbakır, Tebriz merkezli Akkoyun Devleti olmuştu. Akkoyunların başında bulunan Uzun Hasan, Anadolu'da Timur'un siyasetine benzeyen faaliyetlerde bulunuyordu. Osmanlılarla savaş halindeki Venediklilerle diplomatik ilişki kurmuştu. Venedik, 1463'te Osmanlı Devleti ile savaşa girince Uzun Hasan'a arka arkaya elçiler gönderdi. Akkoyunlu elçiler de Venedik'e giderek görüşmeler yaptılar. Ayrıca Macaristan, Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı ile de Osmanlı aleyhine ittifak çalışmalarında bulundular. Uzun Hasan, ordusunun eksiklerinin farkında olduğu için Venedik'ten ısrarla top ve tüfek istiyordu. Uzun Hasan, kendisine sığınan Karamanoğullarından Pir Ahmet, İsvendiyaroğlu Kızıl Ahmet Bey'in tahrikleri neticesinde 1472 yılında 30 bin kişilik bir orduyu Osmanlı topraklarına gönderdi. Akkoyunlu Emir Ömer Bey, Tokat üzerine yürüyerek şehri baştan aşağı yağmaladı ve yaktı. Bu baskın, Fatih Sultan Mehmet'in İran'a büyük gelir temin eden İpek Yolu güzergahı üzerindeki Tokat'a oluşturduğu yeni gümrük ihtasına Akkoyunluların bir cevabı niteliği taşıyordu. Emir Ömer Bey, Amasya'daki Şehzade Beyazıt'ın üzerine geldiğini haber alınca Diyarbakır'a geri döndü. Kısa bir süre sonra 1472 kışında bu defa Yusufça Mirza kumandasına 20 bin kişilik bir Akkoyun ordusu Karaman'a yürüdü. Karamanoğlu Pir Ahmet Bey, Akkoyun desteğiyle Karaman topraklarını ele geçirdi. Akkoyun ordusunun Osmanlı topraklarındaki harekatının haberi İstanbul'a ulaşınca Fatih Sultan Mehmet otağını Üsküdar'a kurup hemen sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Vezir-i Azam İshak Paşa görevden alınıp yerine Mahmut Paşa tayin edildi. Mahmut Paşa kışın yaklaşmasından dolayı hazırlıkların tamamlanamayacağını söyleyerek padişahı seferin bahara ertelenmesine razı etti. Ağustos 1472'de Akkoyunlar üzerine Konya valisi Şehzade Mustafa gönderildi. Osmanlı ordusu Akkoyunlu kuvvetlerini Eflatun Pınarı denilen yerde mağlup etti. Papalık, Venedik, Napoli ve Rodos şövalyelerini meydana getirdiği 87 gemilik Haçlı donanması da bu sırada harekete geçmişti. Haçlılar Uzun Hasan'la temas kurabilmek ve Karamanlılara yardım edebilmek için Silifke ve Gorigos'u alıp Karamanlı Kasım Bey'e verdiler. Böylece kıyı şeridi Uzun Hasan ile iletişim kurmaya uygun hale geldi. Haçlı donanması daha sonra Antalya'ya saldırdıysa da şehri alamadı. Napoliler, Venedikliler aralarında anlaşmazlık çıkınca donanmalarıyla İtalya'ya geri döndüler. Venedik ve Papalık gemileri 13 Eylül 1472'de İzmir'e saldırarak şehri ele geçirdi. Bütün kış her iki taraf nihai karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Venedik, Akkoyun hükümdarının istediği top, topçu ustası ve çeşitli silahları birkaç gemiyle İçel sahillerine gönderdi. Ancak Osmanlıların aldığı tedbirler yüzünden bu mühimmat Uzun Hasan'a ulaşamadı. Bu arada Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir mektupta Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış yapabileceğini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet cevabı mektubunda ağır sözlerle Uzun Hasan'ı baharda savaşa davet etti. Fatih, önce batı sınırlarına emin olabilmek için Venedik'te 9 yıldır süregelen savaşı sona erdirmeye çalıştı. Osmanlıların Akkoyunlarla savaşa girmesi üzerine rahat bir nefes alan Venedikliler, Uzun Hasan'dan çok şeyler bekledikleri için Eğriboz Adası'nın kendisine teslim edilmesinde ısrar ederek barış teklifini geri çevirdiler. Fatih Sultan Mehmet ayrıca arkadan vurulmamak için Macaristan'a bir elçi göndererek barış teklif etmişti. Macar elçilik heyeti İstanbul'a geldiğinde onun Anadolu'da seferde olduğunu öğrenip arkasından gitmişti. Padişah ayrıca Memlüklilerle de bir ittifak yapmıştı. Uzun Hasan bu sırada müttefiklerinin faaliyetlerini ve yardım geldiğini haber alınca Osmanlılara karşı harekete geçti. Venedik elçisi Barbaro,
Gorgias'tan 5 Haziran 1473'te Uzun Hasan'a yazdığı mektupla Venedik'in saldırmaya hazır olduğunu bildirince Akkoyunlar büyük kutlamalar yapmışlardı. Venedik Senatosu Haçlı donanmasının ikiye ayrılması ve müttefiklerden işaret alınır alınmaz Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi konusunu tartıştı. Başlangıçta reddedilen bu fikir daha sonra kabul edilerek Amiral Mojenigo'ya bu yönde talimat verildi. Ancak Kıbrıs Kralı 3. James'in ölümü yüzünden Mojenigo Kıbrıs'a gitti. Böylece Venedik donanması büyük bir tehlike oluşturmadı. Venedik'in Uzun Hasan'a gönderdiği ateşli silahlar da bir türlü Akkoyunlulara ulaştırılamamıştı. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı top ve tüfekleri muharebenin kaderini tayin edecekti. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhafazasını küçük oğlu Şehzade Cem'i tayin ettikten sonra Mart 1473'te Üsküdar'dan hareket etti. Padişah yeni şehire ulaştığında Rumeli Beylerbeyi Has Murat Paşa Gelibolu üzerinden geçirdiği Rumeli kuvvetleri orduya iltihak etti. Şehzade Mustafa Bey Pazarı'nda Şehzade Beyazıt Kozova'da kendi birlikleriyle orduya katıldılar. Osmanlı ordusunun mevcudu 70 bin ila 100 bin arasındaydı. Osmanlıların hazırlıkları devam ederken Uzun Hasan da ordusunu toplamıştı. Akkoyun ordusunun ana gücünü 40 bini mızraklı ve zırhlı, 30 bini diğer silahlarla donanmış 70 bin kişilik süvari birlikleri oluşturuyordu. Uzun Hasan'ın ordusu Karamanoğullarından arda kalanlarla takviye edilmişti. Ordu kalabalık fakat düzensiz bir Türkmen ordusuydu. Asıl gücünü hafif süvariler ve mızraklı piyadeler oluşturuyordu. Fatih Sultan Mehmet Sivas'a ulaşınca orduyu savaş nizamında ilerletmeye başladı. Buna göre merkezde önde Yeniçeriler, sağında ve solunda sipahiler, silahtarlar olduğu halde padişah, sağ kolda emrinde Has Murat Paşa bulunan Şehzade Bayezid, sol kanatta mahiyetinde Anadolu Beylerbeyi Koca Davut Paşa'nın yer aldığı Şehzade Mustafa vardı. Has Murat Paşa öncülere kumanda etmekte, Davut Paşa ise hemen onun arkasında yer almaktaydı. Osmanlı ordusu bu şekilde 40 gün yol almasına rağmen Uzun Hasan ile karşılaşılmadı. İstanbul'la düzenli haberleşme sağlanamadığı için Osmanlı baş şehrine Akkoyunların galip geldiği rivayetleri ulaşmıştı. Bunun üzerine Şehzade Cem kendi otoritesini kurma faaliyetlerine başlamıştı bile. Vezir-i Azam Mahmud Paşa sefer yoluna yakın bir mahallede bulunan Uzun Hasan'a ait Şebin Karahisar'ın alınmasını tavsiye ettiyse de Fatih bu teklifi reddederek ilerlemeyi sürdürdü. Bu arada zaman zaman iki tarafın öncü birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Osmanlı ordusu Tercan taraflarında Fırat'ı takip ederek doğuya doğru ilerlediği sırada Akkoyunlular karşı sahillerde ortaya çıktı. Buradaki Uzun Hasan kuvvetlerinin nehri geçmesini engellemek üzere Osmanlı ordugahı Fırat'ın genişlediği bir kumsal alanda kuruldu. Has Murat Paşa ile Mahmud Paşa mahiyetine bir kısım asker verilerek nehrin karşı tarafına geçirildi. Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey'in kumandasındaki Akkoyunlu birlikleri nehri geçen Osmanlı birliklerine saldırıp kısa bir çatışmadan sonra sahte bir geri çekilme yaptı. Mahmud Paşa bunun bir hile olduğunu anlayarak Has Murat Paşa'ya ileri gitmemesini emrettiyse de Has Murat Paşa bazı kaynaklara göre mahiyetindekilerin zaferin şerefini yalnızca Mahmud Paşa'ya bırakmaması yönündeki telkinleri bazı kaynaklara göre de tecrübesizliği yüzünden onu dinlemeyip Akkoyunları takip etti. Dar bir geçide çekilen Has Murat Paşa'nın birlikleri 4 Ağustos 1477 yılında cereyan eden çarpışmada bozguna uğradı. Surhan Beyoğlu Ömer Bey, Aydınoğlu Hacı Bey, Molla Fenarioğullarından Ahmet Çelebi gibi devlet ileri gelenleri Akkoyunlara esir düştü. Osmanlı birliklerinin kaybı 4000'i buldu. Vezir-i Azam Mahmud Paşa bu muharebeye müdahale etmeyerek geri çekildi. Bu ilk savaştaki başarısızlık Osmanlı tarafından büyük moral bozukluğuna yol açtı. Uzun Hasan ise Osmanlılara ilk darbeyi indirdikten sonra yine geri çekilerek ortadan kayboldu.
Bunun üzerine Osmanlı ordusu Bayburt tarafına yönelerek 6 gün boyunca bu yöne ilerledi. Bölgeyi iyi bilen Akkoyunlu birlikleri Osmanlı ordusunu takip ederek onları iyice yormak istiyordu. Osmanlı ordusu 11 Ağustos 1473 Çarşamba günü Tercan civarında sert bir yer olan Üç Ağızlı adlı mevkide ordugah kurdu. Öğle vakti Fırat havzasını Çoruh'tan ayıran Otluk Belli ismiyle anılan tepelerde Uzun Hasan'ın Gavur İhsan kumandasındaki birlikleri göründü. Davut Paşa ile Mahmut Paşa Gavur İhsan'ın üzerine gönderildi. Otluk Belli tepelerini tutmuş olan Uzun Hasan böylece Osmanlılara zor bir alanda savaşa mecbur tutmuştu. Davut Paşa şiddetli bir hücumla Gavur İhsan'ın tepeden aşağı inip yolları kontrol altına almasını engelledi ve tepeye çıkıp savaş nizamı almayı başardı. Gavur İhsan geri çekilerek diğer Akkoyunlu birliklerine katıldı. Akkoyunlu ordusunun sağ kolunu kumanda eden Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Mirza Davut Paşa'nın üzerine saldırdı. Bu esnada Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki asıl ordu tepeye tırmanmaya başlamıştı. Davut Paşa'nın Anadolu askerleriyle birlikte Akkoyunlulara oylaması sayesinde ilk olarak Şehzade Mustafa düzlüğe çıkıp Zeynel Mirza'ya saldırdı. İki ordu arasında şiddetli bir savaş başladı. Bir süre sonra Zeynel Mirza Osmanlı azapları tarafından öldürüldü ve kesilen başı Mahmut Ağa tarafından Şehzade Mustafa'ya gönderildi. Böylece Akkoyunlu ordusunun sağ cenahı çöktü ve Şehzade Mustafa, sol kol askeri ve diğer Osmanlı kuvvetleriyle Akkoyunlu ordusunun merkezini kumanda eden Uzun Hasan'ın üzerine yüklendi. Osmanlıların ricat etmesi halinde kaçanları imha etmek, Akkoyunlu ordusu zor duruma düşerse çevirme harekatıyla onları arkadan vurmak üzerine babasından emir alan ve Akkoyunlu ordusunun sol kolunu idare eden Uğurlu Mehmet Mirza, Şehzade Beyazıt'ın taarruzu karşısında biraz geri çekildi. Uğurlu Mehmet, Osmanlılarla kendi birlikleri arasındaki bir dereyi şiddetle müdafaa ederek Şehzade Beyazıt'ın bu tarafa geçmesine mani oldu. Akkoyunlu ordusunun bozulmaya yüz tuttuğunu gören Fatih Sultan Mehmet, mahiyetindeki Yeniçerilerden bir kısmını daha savaş alanı Uzun Hasan artık mukavemetin mümkün olmadığını anlayarak kendisine çok benzeyen Pir Mehmet Bey'i yerine bırakıp hızla kaçtı. Osmanlılar Pir Mehmet Bey'i Uzun Hasan zannedip esir ettilerse de kısa bir süre sonra Uzun Hasan olmadığını ve onun kaçtığını anladılar. Akkoyunlu hükümdarının savaş meydanında kalan sancağı, davulu, mehterleri, cephanesi ve hazinesi Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna getirildi. Babasının kaçtığını ve kardeşinin maktul düştüğünü duyan Uğurlu Mehmet de savaş meydanından çekildi. Oltukbeli Savaşı'nda elde edilen zafer, Timur mağlubiyetinden sonra doğudan gelecek tehlike korkusu taşıyan Osmanlılara büyük bir moral kazandırdı. Bu muharebe klasik Türkmen ordularının Osmanlıların ateşli silahlarla donatılmış düzenli birlikleriyle artık baş edemeyeceğini ortaya koydu. Böylece Osmanlıların Doğu Anadolu'ya ve ticaret güzergahına hakim olmalarının yolu açılırken Akkoyunlular bu yenilginin ardından kendilerini bir daha toparlayamadılar ve kısa bir süre sonra tarih sahnesinden çekileceklerdi. Onların boşluğunu ise yeni bir dini siyasi oluşum haline gelen, Osmanlılar için daha önemli ve ciddi bir rakip olan Safiviler dolduracaktı. Karışıklık içindeydi. Çünkü Kırım Hanı Hacı Giray ölmüş, evlatları saltanat kavgasına tutuşmuştu. Kırım'ın Azak kıyılarında bulunan Kefe ve Menküp şehirleri Cenevizlilerin ticaret kolonileriydi. Kırım'ın askeri, iktisadi ve jeopolitik ehemmiyetini çok iyi bilen Fatih, burasının alınmasının şart olduğunu anladı. Ceneviz kolonileri de anlaşmalara riayet etmediklerinden 1475 yılında Fatih,
300 parçalık bir donanma ile Gedik Ahmet Paşa'yı gönderdi. Kısa zamanda Cenevizlerin elinde bulunan Kefe, Azak ve Menküp kaleleri zapt edildi. Fatih'in emriyle Mengili Giray Kırım Hanı tayin edildi. Bu suretle Kırım Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti haline geldi. Osmanlıların yaptığı savaşlarda 50 ile 100 bin arasında değişen atlı asker göndermeleriyle devlete ahaliye olan sadakatlerini defalarca göstermişlerdir. Rodos adasında Sencan Şövalyeleri bulunuyordu. Bunlar fırsat buldukça Osmanlılar aleyhine hareket ediyorlardı. Akdeniz'de korsanlık yaparak Osmanlı gemilerine zarar verdikleri gibi bazen Ege kıyılarında da akınlar yapıyorlardı. Venedikliler ve Papa tarafından desteklenen şövalyeler Rodos Kalesi'ni müstahkem bir mevki yaptılar. Osmanlı deniz hakimiyetini kurmayı düşünen Fatih, Rodos'un alınmasını Mesih Paşa'ya verdi. Mesih Paşa, Rodos seferine çıkarken Gedik Ahmet Paşa da Fatih tarafından Yunan adalarının zaptına memur edilmişti. Gedik Ahmet Paşa fazla bir mukavemet görmeden Zanta, Kefalonya ve Ayamavra adalarını zapt etti. Bu adalara sahip olan Leonardo, kayınpeder olan Napoli Kralı Ferdinand'a sığındı. Hammer'e göre 160 gemiden ibaret Osmanlı donanması Mesih Paşa idaresinde 50 bin askerle Rodos Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma çok şiddetli geçti. Kaleye girilmesine rağmen şehir alınamadı. Türk ordusunun 10 bin şehit verdiği bu kuşatma kaldırıldı. Mesih Paşa, Rodos sefer dönüşünde şövalyelere ait olan Bodrum Kalesi'ni kuşattıysa da onu da alamadı. İstanbul'a dönünce azledildi. Gedik Ahmet Paşa idaresindeki 132 parçalık Osmanlı donanması 1480 yazında Güney İtalya sahillerine ulaştı. Napoli Kralı Ferdinand oğlu Alfonso idaresine kuvvet gönderdiyse de bu kuvvetler Osmanlı gücü karşısında geriye çekildiler. Otranto Kalesi'ni tamir ve tahkim eden Gedik Ahmet Paşa'nın burasını İtalya'nın fethi için üst olarak kullanmak düşüncesinde olduğu muhakkaktı. Ne yazık ki Fatih'in 1481'de Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktığı haberi gelmişti. Ama daha yolun başında bazı kaynaklarda zehirlendiği rivayet edilse de 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar şehrindeki ordugahında vefat etti. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte zehirlendiği de rivayet edilir. Fatih'in ölümünden sonra yeni padişah 2. Beyazıt'ın Gedik Ahmet Paşa'ya geri çağırmasıyla bu teşebbüs hakim kaldı. 1481'de Otranto tekrar Ferdinand'ın eline geçti. Kaledeki Türk askerleri toptan kılıçtan geçirildiler.